Kur'an'da birbiriyle karışmayan sular buyrulurken bazı kimseler suların daima birbirine karıştığını iddia ediyorlar. Nasıl değerlendiririz? Allah Teala neyi bildirdiyse, neyi duyurduysa o mutlak doğrudur. Hakikat Kur'an hakimin bildirdiğidir. İnsan yürüyor, bir noktaya geliyor, hakikat diyor, sonra bakıyor ki serapmış. Yani su diye yürüyor, vur havur yürüyor, vardığı zaman onun sera olduğunu görüyor. Üstad Necip Fazıl diyor ya, anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Yani akıl bir noktaya kadar geliyor. Aletle geliyor, ilimle geliyor, bilimle geliyor. Bazen keşfediyor, bazen buldum diyor. Yani kuantum fiziği noktasında yapılan araştırmalar vesaire onları düşünün. Yani imanı olanlar teslim oluyorlar. Olmayanlar çıldırıyorlar neredeyse akıllarını kaybediyorlar yani biz bu kadar bu meseleyi getirdik bir anda her şey tersine döndü diyorlar yani akıl öyle bir noktaya geliyor ki olmazların zoru içerisinde ne yapacak işte orada teslim olacak yani buradan baktığınız zaman şimdi burada da bir Kur'an-ı Hakim mucizesi var ama insanlar Kur'an-ı Kerim'e Allah kelamına bir meal vasıtasıyla muhatap olurlarsa bu meseleyi, bu mevzuyu anlayamazlar. Anlayamadıkları gibi. Peki bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'e 15 asır önce insanı, yeri, göğü yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ yel بَيْنَهُمَا بَرْزَهُ لَا يَبْغِيَانِ Yani maraca ersele anlamında. O iki denizi Allah Azze ve Celle birbirine kavuşacak şekilde saldı gönderdi. بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللّٰى يَبْغِيَانِ Fakat gözünüzle göremediğiniz, göremeyeceğiniz bu iki deniz arasında bir perde var. O perde iki deniz suyunun birbirine karışmasına engel oluyor, mani oluyor. Ne zaman söylüyor? Allah Resulü Aleyhisselam 15 asır önce وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا minhum. Allah Azze ve Celle onu ünvey bir topluma gönderiyor. Okuma yazma bilmiyorlar. Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilenlerin sayısı 17. İncil, Tevrat vesaire bunlar Arapçaya tercüme edilmemiş. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir öğretmen, bir muallim görmemiş. Ama 15 asır önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okuyor. Meracel Bahrayn yeltekiyan Beynehuma berzehul la Bu iki deniz arasında bir perde var. Birbirine karışmıyorlar. Şimdi aklı olanlar, vicdanı olanlar ön yargılarından taassuptan, masaldan inkardan kurtulsunlar. Buraya gelsinler. İşte Kur'an konuşuyor. Yer ve göklerin sahibi. Allah Azze ve Celle'nin kitabı konuşuyor. Ebu Cehillerin, Haçların, Moğolların, şunların bunların. Bütün küfür yobazlarının yürüyüşünü durduramadığı, engel olamadığı Allah kelamı konuşuyor. Buyuruyor ki bunlar arasında bir perde var. Kaptan Kusto, Fransız, adam deniz bilimcisi. Açılıyor, bir Akdeniz'e bakıyor, bir Atlas Okyanusu'na bakıyor. Arada Cebeli Tarık Boğazı var. Akdeniz suyunda ayrı balık türleri, Atlas Okyanusu'nda farklı balık türleri var. Orada ayrı bir dünya, burada ayrı bir dünya. Sular birbirine ulaşıyorlar ama karışmıyorlar. Yukarıdan baktığınız zaman bugün şu kadar çekim var. Videoyla çektiler, sosyal medyada bunları yayınladılar. Bakıyorsunuz iki su, birbirine ulaşıyor ama bir güç o suların sahibi yeryüzünün maliki Allah Azze ve Celle onlar birbirine karıştırmıyor peki sadece orada mı? hayır başka yerlere bakın Kızıl Deniz Aden Körfezi orada da Hint Okyanusu'na su akarken orada da birbirine karışmıyor başka yerler Başka denizler birbirine karışırken aynı şekilde ulaşıyorlar ama birbirine karışmıyorlar. Kur'an Hakimin icazı. Allah Azze ve Celle ela yâlemu men halak. Yaratan bilmez mi? Kur'an Hakimin şimdiye kadar karşısına ne kadar deiz, ne kadar ateiz, ne kadar şunlar bunlar geldiler. Ama vicdanı olanlar sonunda bunun karşısında semi'na ve ata'na dediler işittik ve itaat ettik. Bütün varlık, bütün mevcudiyetlerle teslim oldular. İşte bunların gerçekte inkar etmiş oldukları mesele aslında onların imanlarına, imanlarına yol açacak bir konudur. Kalp yok, idrak yok. Bütün bunları kaybedince neticede ortaya böyle bir fotoğraf çıkıyor. Allah Teala onlara şuur, onları izan versin. Fakat onların yalanlarına kanan kardeşlerimize işte Kur'an-ı Hakim'in ayetleri işte dünya.